Vay vay vay. Burası çok güzelmiş. Silah zoruna gerek yoktu. Davet etseydiniz biz gelirdik zaten. Buraya kadar. Şuraya gideceğiz. Şurada bilgi alabileceğimiz bir arkadaş var gibi duruyor. Vancım, resepsiyon görevlisine de benzemiyor değil mi? Ölçülü konuş o yüzden. Merhabalar. Merhaba. Bir şey soracaktık biz. Bu arkadaşlar bizi getirirken hiç söylemediler, sorduk ama bizi kim kaçırttı biliyor musunuz? Belki de laf taşımamak için böyle davrandılar. Biliyorum tabii ki kardeş. Bugün bana verdiğin zararı ödemek için geldin. Ama bu kızı bilmiyorum. O niye geldi ki? Siz bana çok takılmayın lütfen. Konuşmaya devam edin. Ben karı kız kaçırmam kardeşim. Sonra laf söz oluyor. Çocuklar, bunu niye getirdiniz ki? Ya benim buradaki varlığım niye bu kadar problem oluyor ki şu an? Yani siz ben yokmuşum gibi davranın. Konuşmaya aranıza devam edin lütfen. Hiç sorun yok. Size verdiğim zarardan bahsediyordunuz. Çok güzel bir para kaldıracaktım ama sen mani olmuşsun. Sen Doğan Sakasın değil mi? Benim avukat karakoldaki dosyadan isminin Doğan Saka olduğunu öğrendi çünkü. Yani karakolla uğraşmanıza gerek yoktu. Bana söyleseniz ben söylerdim. Evet, Doğan Sakayım ben. Ama hanımefendinin konuyla hiçbir alakası yok. Onu lütfen aldığımız yere bırakabilir miyiz? Ya da sokağın başında bir yere bırakın, o kedi gibi yolunu bulur. Doğancığım, buradan ya beraber gideriz ya da hiçbir yere gitmem, kalırız. Abi, kız çok vurgun abiye. Yapıştı valla, bırakmıyor. Onu da getirmek zorunda kaldık. Ya övmek gibi olmasın da öyleyizdir biz. Mesela ben şampuansam onu saç kremi gibi düşün. Hep beraberiz biz. Hiç ayrılmayız. Ama Allah'ıma güzel kızmış. Seni köfte hor seni. Nasıl tavladın bu güzelliği? Sana bravo. Hop hop. Dağ başım burası. Yani evet, dağ başı ama. Hiç yakışıyor mu sana ya? Senin himayende o. Biraz kibar olacaksın. Az önceden beri nedir bu ya? Karı kızlar bir şeyler. Doğancığım. Beyefendi de haklı şimdi. Sonuçta güzel bir insanım. Teşekkür ediyorum ayrıca. Ya nedir bu senin beğenilme isteğin ya? Bu hastalığı nedir ya? 2 dakikada spotların altında yürüme arkadaş. Bu şov nedir ya? Bak sinir etme insanı. Hani yokmuşun gibi davranacaktık? Niye yokmuş gibi davranmıyorsun? Ne kıskandın ya? Hanımefendi, keşke farklı şartlarda tanışsaydık. Seni var ya Allah'ıma yaşatırdım. Yaşatamazdım merak etme. Senin gibi birini boşadı o. Bir daha aynı hatayı yapacağını zannetmiyorum. Tabii dersini almışsa. Almamış gibi görünüyor ama. Ya buraya beni gömmek için falan mı geldik acaba? Toplanma nedenimiz bu muydu? Ben mi kaçırdım? Konu basit. Bir aylık sağ çalışması yapılmıştı o teyzeyi keklemek için. Bir dünya masraf, mesai, para, planlar hepsi boşa gitti, çöp oldu. 2 milyon zarardayım Doğan Bey, 2 milyon. TL olarak mı, dolar olarak mı? Ona göre korkacağız da biz. Hem böyle bir sakin olun ya. Kazanmak da var, kaybetmek de var. Hiç masa oyunları oynamadınız mı böyle? Monopoly falan. Yok ya. Tıkır tıkır giden işlere taş koydun. Ayrıca senin yüzünden bir tane adamım da tutuklandı. En iyisi sen bu gece misafirimiz ol. Ne dersin? Seninkiler seni biraz merak etsin. Yarın sabah aileni arayacaksın. 4 milyoncuk fidye verecekler bize. Ya telefon hep evde çocuğun elinde duruyor. Oyun oynuyor, meşgul atar, bir şey olmasın lütfen. Ayrıca 2 milyonla başladınız, 4'e çıktınız. Sonra diyorsunuz ki niye enflasyon bu kadar yüksek? Sizin gibi sorumsuz vatandaşlar yüzünden, kusura bakmayın. O 2 milyonu da sana ceza olarak ekledim işte. Bir daha kimsenin işine burnunu sokmazsın. Hayat bilgisi gibi düşün kardeş. Bugün geç oldu. Alın bunları içeri. Yarın sabah ailesini arayacak. Geç. Hadi canım geç. Benim. Bu iş bir bitsin. Merve ablaya teyze dediğini söyleyeceğim. Bakalım o zaman böyle oturabilecek misin? Karı kız diyor Merve ablaya gelene kadar. Ya Doğan tamam bu kadar sıkma canını. Söyleriz benimkileri ararlar, verir bizimkiler hemen 4 milyonu. Yarın da çıkar gideriz sonra. Ya seni mi kaçırdılar? Beni kaçırdılar Melike.
Sizinkiler niye ödüyor benim paramı? Of ya, çok saçma oldu bu. Annemin kalbine inecek ya. Daha yeni ablam için daire sattı kadın. Ayrıca sen niye atlıyorsun birden arabaya? Ne demek niye atlıyorsun? Bırakacak mıydım seni onların yanında öyle? Ayrıca Merve ablaya yardım etmesek olur muydu hiç? Olmaz. Olmaz da. Sıkma bu kadar canını. Hem beraberiz. Çözeceğiz bir şekilde. Üzüldün sen bugün çok. Hadi yat birazcık uyu dinle. Sabah düşünürüz ne yapacağımız. Ya yatarız beraber işte. Yapmadığımız şey mi? Yok yok ya, ben seni hiç rahatsız etmeyeyim. Etmezsin, rahatsız falan. Sıkışır yatarız bir şekilde. Yok be, ben şu sandalyenin üstünde bir yere kıvırırım. Sandalyenin üstünde? Ne yapacaksın sandalyenin üstünde? Yatarsın işte. Hadi. Öyle mi diyorsun? Öyle diyorum. Ya ne adamsın ya. Kay kenara azıcık, kay. Bırakmadın beni. Nasıl bırakacaktım? Dediğim gibi düşünecektim, bıraksaydık. İyi ki geldin. Yani. Hadi kapat gözlerini. Sen kapat önce. Önce sen kapat. Hayır hayır, önce sen kapat. Tamam, aynı anda kapatıyoruz o zaman. Tamam. Üç deyince. Üç. Ya, öğrendim artık. Ya, ben de evet. Birle iki söylemiyorum. Biraz geç oldu. Hı? İki varsın. İyi geceler. Bu ne ya? Oda servisi gibi. Müsait değiliz. Pardon abi. Melike, Melike toparla. Ya daha saat erken, sizliyim ben yerim sonra. Melike, Melike kalk, adam geldi. Kapıyı çalıyorlar, toparla. Gel. Ya bu ne rezalet ya? Ben çok kez kaçırıldım. Böyle bir rezalet hayatımda görmedim. Vallahi çok kötü puanlayacağım sizi. Kimseye de tavsiye etmeyeceğim. Sen şimdi al şunu. Aileni arıyorsun. 4 milyon yarın söylediğim yere getirecekler. Nasıl arayacağım acaba? Ezbere mi biliyorum? Attınız ya telefonlarımızı. Ayrıca o telefonun parasını da düşeceğim o 4 milyonda. Bana haberiniz olsun. Nasıl ya? Sen şimdi ailenin numarasını ezbere bilmiyor musun? Sen biliyor musun? Hadi söyle, halanın numarası kaç? Söyle. Halam. Hadi bu zor oldu, tamam. Annenin numarasını söyle ezberden. Hadi gel. Şunu şöyle bakayım. Bu kahvaltı mı şimdi? Omlet yok mu yani? Abi bakamayacaksanız bizi niye kaçırdınız ya? Oo, içeride yapmışsın sen yenge. Eline sağlık. Yapıyorum ben öyle şeyler ya. Becerikliyim biraz. Hallediyorum yani. Bir sıkıntı mı var abi? Ya ben anamın numarasını ezbere bilmiyormuşum. Şimdi telefonda kayıtlı olunca insanın aklına gelmiyor ezberlemek. Şimdi böyle bir durumda lazım olduğu zaman da ortada kalıyoruz. Hah, işte aynısını ben de yaşadım. Bende de ezber yok. Ne yapayım? Ne yapacağız şimdi biz bu durumda? Ay var ya, ben rehberimdeki bütün numaraları A'dan Z'ye ezbere biliyorum. İnanılmaz iyiyim o konuda yani. İyi de yenge, şimdi senin rehberin bizim işimize yaramaz. Tabii biz fidyeyi abinin ailesinden isteyeceğiz. Doğru. Biz şey mi yapsak ya? Bilinmeyen numaralardan mı yürüsek? Doğru. Doğru söylen abi. Babanın adı neydi senin? Ahmet Saka. Ahmet Saka. Tamam, siz şimdi güzel güzel kahvaltınızı yapın. Biz dışarıda biraz işimiz var. Birazdan geliriz yanınıza tekrardan.